Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'a yeni atandım ben. Ama çok sert tedbirlerle İstanbul'un çok huzurlu bir kent olmasını sağlayacağım. Bravo Sayın Müdürüm. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Benim kendime has yöntemlerim vardır. Anadolu'da görev yaparken çok başarılı oldum arkadaşlar bu yöntemlerle. Bravo komiserim. Arkadaşlar bu kentin en büyük sorunu magandalar. Ne yapacağız? Magandaları halka teşhir edeceğiz. Gazeteyi çağıracağız, basını çağıracağız, gerekirse kameraları çağıracağız. Teşhir edeceğiz magandaları, gözlerine yaşlarına bakmayacağız. Ancak bu şekilde magandaların kökünü kurutabiliriz. Bence yanlış yaparsınız komiserim. Saçmalamayın. Teşhir ettik mi hepsi rezil rüsva olur. Rezil olunca da rezil olmamak için dikkatli davranırlar. Bence vazgeçin komiserim. Hayır efendim, bu iş olacak. İlk yakaladığınız magandayı getirin bana. İşte şehir hayatını berbat eden bir maganda sevgili vatandaşlar. Bu tür magandaları toplumdan temizleyeceğiz. Bu adama iyi bakın sayın seyirciler. İyi bakın ve yüzünü belleğinize kazıyın. Nerede görürseniz görün, yüzüne tükürün. Maganda bu adam, maganda. Maganda, senin adın neydi? Zülfikar. Zülfikar'ı teşhir ediyoruz her tarafta. Komiserim, gazeteyi gördünüz mü? Ne oldu ya? Bak gazetenin son baskısının büyük bombası. Evet. Maganda Zülfikar sizler için yazıyor. Aa. Zülfikar'ın iğrenç anları gazetenizde. Aa. Ya o da bir şey mi komiserim? Siz bir de televizyonu seyredin. Flash, flash, flash. Bütün kanalların peşinde olduğu Maganda Zülfikar sadece Kanal 48'de. Maganda Zülfikar ana haber bülteninde canlı yayın konuğu olacak. Ve sadece bu kanaldayım. Magandalıklarımı anlatacağım bu kanalda sizlere. Gördünüz mü? Bir de şuna bakın. Maganda Zülfikar bu gece benim şovun konuğu. Benim şov imkansızı başaran şov. Maganda Zülfikar da Şeymen gömleklerini seçti. Şeymen gömlekleri magandaların tercihi. Maganda Zülfikar'ın vazgeçemediği bisküvi kalker. Sayın Maganda Zülfikar, malgon kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Evet sayın seyirciler, gördünüz. Maganda Zülfikar da malgon kullanıyor. Siz de kullanın. Hay anasına ya, neler oluyor bu memlekette ya? Ben size dedim komiserim, bu uygulamadan vazgeçin dedim. Her türlü abukluğun, cehaletin el üstünde tutulduğu bir memlekette hiç maganda teşhir edilir mi komiserim? Bakın Semra Hanım'ı teşhir ettiler, memleketin en ünlü siması oldu. Şimdi herkes maganda olmaya çalışacak komiserim. Ah komiserim ah. Sarısından belli. Hamuru